Herkese selamlar dostlar. 26 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Pazar günü iddia tahminlerini yapacağım sizlere. 11 tane maç seçtim. Videonun sonunda da bir tane kombin önerisi yaptım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza bol şanslar. Öncelikle 25'inde oynanan tek bir maç hakkında konuşmak istiyorum. Yine yaptılar tiyatroyu oynadılar arkadaşlar. Yani ben söyleyeyim bu maç maçı izleyen varsa tiyatro olduğunu anlamıştır. Hatta ben sizin maçın forumdaki düşünen insanlara da göstereyim. Ne yazmışlar mesela? Neyse dur ben ben sizlere aktarayım. Bakın. Dakika 88 Aston Villa gol attı. Maça ne vermişiz? KG. İyi dedik. Belki United atar. 90 artı küsur. Bir pozisyon. 90 artı 1. Cavani vuruyor. Adamın eline değiyor. Hop. Hakem penaltı. Doğru karar. Topun başında. Tamam bakın. Takımında Ronaldo var. Adamın diğer lakabı Penaldo. Bak adam neyle ün yapmış? Penaldo diye ün yapmış. Tamam mı? Onu geçtim. Tamam takımın penaltısı Bruno Fernandes. Kötü adam mı? Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Fakat adamın ayağı kaymadı. Direğe çarpmadı. Kaleci kurtarmadı. Sen sen öyle bir tiyatro hokka bassın ki Fernandes. Topun dibine bilerek öyle vurmadıysa. Bakın topun dibine bilerek öyle vurmadıysa. Ben de daha bir şey demiyorum. Bak sadece bu benim düşüncem değil. Ben gittim Bruno Fernandes'in Son profil fotoğrafına girdim, oradaki yorum yapan Türkleri buldum. Bakın, oradaki yorum yapan Türklere buldum. Yani ben benle düşünen birçok arkadaş ya, kriz geçirdim. Resmen kriz geçirdim bu mücadelede. Özellikle bu maç hakkında sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Yani girer girmez de, ya bilerek o topun o dibine, o, o kadar topun dibine vuracağını hokka bassın. Daha da bir şey demek istemiyorum. 26'sındaki maçlara geçelim. Biraz hızlı anlatayım isterseniz. Pazar videosu çok uzun olmasına gerek yok bence. Türk gücü Dortmund iki takım oynayacak. Türk gücünde teknik direktör değişikliği oldu arkadaşlar. Gelen teknik direktör Dortmund'un eski teknik direktörlüğünü yapmış. Hatta 4 sezon yapmış teknik direktörlüğü. Haybal diye birisi geldi Türk gücünün başına. Bu mücadelenin ideali şöyle göstereyim ben size. Türk gücünün kaybı... Sürpriz deneyeceğim biraz da bu mücadelede. İlk teknik direktörüyle ilk maçı Dortmund'u tanıyan bir teknik adam var. Tekniğini bilsin olsun her ile birlikte. Burada 0 1 çifte şans sizlere idealden önerebilirim. Türk gücü kaybetmez gibi geliyor bana. Ne kadar kalite farkı olsa da. Zaten Dortmund'da çok fazla genç var. Türk gücünde biraz daha tecrübeli oyuncular var. Burada bir 0 1 çifte şans sizlere öneriyorum. Değerlendirmek isteyenler. Yüksek orandan da teknik direktörüyle ilk galibiyetine uzana, uzanabilir belki. İki el gibi orandan buna da bir deneme yapabilirsiniz. İsteyenler değerlendirsin. Bol şans yere geçeyim. Antwerp'in mücadelesi. Antwerp gerçekten çok formda. Samatta da, da Frey de gerçekten Fenerbahçe'nin suyunu içmiş kişiler bir form tutmaya başlıyor yurt dışına açılınca. Frey zaten sakatlı vardı. Takıma döndü. Yine gollerine devam ediyor. Son maçta da Samat da güzel bir asist yaptı. Önde baskıyla aldı. Çıkardı. Boş kaleye Frey attı zaten. Frey de saçı uzundu. Kel kafalı bir şey olmuş. Ben de maçı seyretmiştim. Ev sahibi de çok güzel futbol sergiliyor. Antwerp'te fakat Hol Belçika Ligi'nin ilk mücadelesi olduğundan dolayı biraz yemedi girmek kuponuma koymak yoksa çok güzel mücadele. Ya yani KG varın rahat bir şekilde gelmesini bekliyorum. Çünkü her iki oyun yapısına baktığım zaman da ileriye düşünen takım ev sahibinin bir Avrupa maçı yok bir şey yok. Mutlaka bastıracaktır. Antwerp takımının da Avrupa mücadelesi var. Onu da göstereyim ama sizlere. Kendi evinde Frankfurt'la oynayacaklar. İlk maçında Olympiakos'a yenildiler. Biraz rotasyona gidebilir bu mücadelede. Hatta zaten favori olarak da ev sahibini göstermişler. Fakat Antwerp'in de ideal 11'ini çıkarsa gol atmasını bekliyorum. KG var alabilirsiniz 1.43 gibi orandan Üçüncü maçım Altmar'la Go Ahead Eagles mücadelesi arkadaşlar. Altmar'da ne zamandır kötü gidişatı var açıkçası. Baktığımız zaman e, yani Go Ahead Eagles'ın mücadelesini izledim açıkçası son mücadelesinde. Güzel futbol sergiledi kendi evinde. Fakat 82 şurada 7 golle PSV'ye mağlup oldu. O maçı biz zaten bayıs almıştık. Altmar'da çok kaliteli kadrosu var bana göre. Fakat Avrupa maçları derken, lig maçlarında kötü gidişat derken Bayağı bir hırpalandı. Oynadığı takımlar da kötü takımlar değil zaten. Mağlubiyet aldıkları takımlar. Şu son 3 maçına baktığım zaman PSV, Herakles, Trenta yani ikisinde de deplasmanda mağlup olabilecek takımlar. Fakat burada galibiyete uzanması lazım diye düşünüyorum. altmar takımının zaten Avrupa mücadelesi var. Onu da göstereyim. Kendi evinde Çek Cumhuriyeti takımı Jablonec ile birlikte oynayacak. Ben aynı Leipzig'e ne dedim ben size? Moral bulmak için galip gelecektir diye düşünüyorum. Alkmaar da burada galip gelecektir diye düşünüyorum. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü 1.36 gibi orandan direkt değerlendirmenizi kuponlarınıza koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Alkmaar burada açıkçası galip gelir ve en az 2 gol atar. Hatta 2.5 2, ,5, 2 ,5 bile gidebilir. Altmar belki 3 gol bile atar. Fakat 3 tane atacağını sanmıyorum. 2'de kalır. Maç sonu 1 buçuk üst bence en ideal tercih olacaktır bu mücadeleye. Onun dışında Hatay Fenerbahçe mücadelesi. Ondan önce Katıl Telegram grubundan bahsetmek istiyorum sizlere. Dünden başlayayım bugüne kadar hepsini hemen kısaca anlatayım. Dün güzel başladı. Altay'ın golü var bu mücadelede. Altay 0.5 oran beklesinler dedim. Geldi zaten. Şu Darmstadt, Darmstadt maçına çok güzel gittik. Onu göstermek istiyorum. Burada Beşiktaş'ın golü. Bakın Darmstadt maçına maç sonu 1.5 üst aldık. Geldi. Deplasman 0.5 üst aldık. 1.47 gibi orandan. Geldi. Ev gol 1.5 üst aldık. 1.42 gibi orandan. Geldi. Ve aynı şekilde maç geneli 2.5 üst aldık. 1.60 gibi orandan. Toplamda arkadaşlar tek maça 4 tane canlı bahis verdim. 4.83 gibi bir oran yapıyor. Hepsini topladığımız zaman da idealden legalden Avrupa'da oynayanlar zaten 6-7 orana kadar çıkıyor. Altay KG'si de won. Bu da canlı hediye olarak bırakmışım burada. Bu da diğer editör arkadaşlarımızın da verdiği tahminler ve günün tek kombini arkadaşlar bu mücadeleydi. Bu mücadele de geldi. Altay Beşiktaş KG var. Bayern Münih maçı ilk yarıdan 2 gol olur. Tek bir, bir günün kombini önerisi yaptığım katıl grubunda o başarılı oldu geldi. Onun dışında bugünü anlatayım isterseniz. Bugün ya iyi başlamadık fakat durmamız gerektiğini ben anladım. Şuradan şuradan göstereyim sizlere. Ee, şuradan abi bak Karagümrük maçına ben dedim ki Karagümrük'ün bir golü var dedim. deneyebilirsiniz şeklinde. Karagümrük atamadı 4-0 yenildi. iyi oynayan takım Karagümrük'lü. Burada zaten yatanları da göstereyim. Zaten Allah'ın bildiğini kullanmaz saklayacağız hesabı. Sizlere de göstereyim. Karagümrük'ün bir golüne girdim. Gelmedi burada. 4-0 yenildi bir tane atamadı. Manisa'nın bir golüne girdim. İlk yarıdan girdim hatta. Dakika 38'de öyle bir pozisyon kaçırdı ki çıldırdım ya. <laughs> öyle bir şey olamaz ya. Paderborn maçına girdim ilk yarı 0.5'lük. O geldi arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi belirttim. Bu maça al oynamadık ama dedim ki 6 maçta bir gol atan Alaves burada Atletico Madrid'i yendi hatta 1-0 bitti bu mücadele. Dedim ki dikkatli olmakta gerek var. Sonra Pauli mücadelesine ilk ev bir tane gol atar dedim. 1.50 gibi orandan önerdim. O başarılı oldu. Hatta yazdım ki kanser ettin. Kanser bunu da çıkarsana. İbine kaleci yazdım. Ya yani zor geldi çünkü. Dakika 80'de geldi. Aston Villa maçına bir gol geldi. Bak. Aa, burada yazmışım bakın. Manu penaltı. Yatın olan Poteme yazmışım. Bruno Fernandes ananın ama ha ırzına geçeyim seni direkt dışarı at ya. Hatırlatmak bile istemiyorum. Ya bu da katıl grubumuza verdiğimiz canlı bahisler arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız buraya gelip değerlendirebilirler. Sizin istek ve arzularınıza göre e, ister gelirsiniz ister gelmezsiniz. tabii bu size kalmış arkadaşlar. Fakat ben burada elimden geleni bakın her maçı izliyorum. Şu anda ekranda level kuzen mail mücadelesi açık. Onu da belirteyim. Sürekli maç izliyorum. Özellikle hafta sonu çıkmıyorum. Maç izliyorum katıl grubuna sürekli canlı maç verip aktif olmak kazanmak uğruna ama bazen de olmuyor. Olunca da zaten yaptığımız şovu sizler biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmez. Sıkıntılı gün diyerekten aktarayım. Fenerbahçe Hatay mücadelesi. Ben bu mücadelenin ilk mücadelesini demiştim Hatay'ın kendi evindeki. Hatta Ali Koç o gün Hatay Ormanı'na fidan filan bağışlamıştı. Onun dışında şu anlamına getirmesin. Yani şikeyle aldığı muhabbetine getirmiyorum kesinlikle. Hatay oradaki hatta Bilon kendi kalesini atmıştı. 90'da bu penizi atmıştı. Altay'a çok güzel bir gol atmıştı. Aşıtma gibi 90'a. 2-1'lik Fenerbahçe galibiyeti gelmişti. Hatay'ın kadrosu güzel. diuf Hatta bakın sistemde bu maçı Hatay 2-1 gibi kazanır gözüküyor. Fener'in oranı da çok yüksek. Fakat taraf bahsine gitmek istemedim. Bu maç bence Hatay kaybetmez gibi geliyor bana. Ama belli de olmaz. Fenerbahçe bir tane atar alır kapanır falan tarzında bir maç da olabilir. Ben mücadelenin 2-3 gol bandında geçmesini bekliyorum. Oran 1-73. Bu yüzden 1.70 orandan 2-3 golü değerlendirdim. Değerlendirmek isteyenler Fenerbahçe maçına toplam gol 2-3 gol yapabilir. Taraf bahisine gitmeyin. Bakın dediğim gibi sistemde 2 birlik bir Hatay galibiyeti çıkıyor. Ona göre kafanızda oluşturabilirsiniz. Sassuolo ile Salernitana mücadelesi kesinlikle kombineme koyduğum maçlardan bir tanesi, güvendiğim maçlardan da bir tanesi. Sassuolo kadrosu bence çok kaliteli. Bir şanssızlık mı var diyeyim, ne var diyeyim, bir şeyler var. Yeniliyor, deplasmanda yeniliyor, kendi evinde Torino'ya yenildi. Fakat şunu Torino maçından bahsedeyim biraz isterseniz. Bu maçı da takip etme imkanım vardı kaleye çok fazla gidemedi. Fakat bu maçlar cuma günü olduğundan sanırım bir ters gündeydi. Biraz sıkıntı oldu. Ben Sassuolo'nun burada artık moral bulmak adına Salernitana'ya karşı galip gelmesini ve en az 2 gol atmasını bekliyorum. 1.41 gibi orandan Matsun'u 1 ve 1.5 üstü. Hatta günün kombinesine de aldım. Katıl grubunda da mesela bu maçı kesinlikle değerlendireceğim. Sizler de değerlendirmek isterseniz bu mücadeleye direkt Sassuolo'nun burada galibiyetini değerlendirebilirsiniz. Berardi, Juricic, Boga ile birlikte iyi işler çıkartıyor diyebilirim. Sasulo ekibi. Bochum Stuttgart mücadelesi sistemde 1-1 çıkıyor. 2 hesab benim de kafamdaki skor. Belki beraberlik çıkabilir bu mücadelede. 1-1, 2-2 anlamında çıkabilir diye düşünüyorum ben de. KG var aldım bu mücadelede değerli arkadaşlar. 1.41 gibi bunun da oranı var. Hem Bochum hem Stuttgart gerçekten hücumda etkili olabiliyor, başarı da olabiliyor. Özellikle bu takımlar birbirleriyle oynadığı zaman çok fazla gol çıkabiliyor. Bohum'un ben hangi mücadelesini izledim? Bayern Münih mücadelesini izledim. Aynen hangisini diye Bayern Münih mücadelesini izledim. Yani 7 tane 7 ama Bayern Münih ile zaten kıyaslama yapılamaz bu takımının. Bir de deplasmanda oynadı. Kendi evine artık o 7'nin üzerine bir reaksiyon bir şeyler gösterir diye düşünüyorum Atar. Stuttgart'ın golünden biraz daha garanti görüyorum. Ondan dolayı burada KG var 1.41 gibi oranlar. Sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyenler alabilir arkadaşlar. Celtic ile mücadelesi. Celtic'in son maçını hatırlarsanız sizlere vermiştim ev sahibi iki yarayı kazanır. Kupa mücadelesiydi. Kazandı. Şimdi ligde de iki maçtır yenilen bir Celtic takım var. Pardon. E, üç maçın ikisini yenildi Celtic takımı. Bir tanesi Rangers. Fakat şunu göstermek istiyorum. Celtic kendi evinde Level kuzenle oynayacak. Bu mücadelede şöyle bir taktik bekliyorum Celtic ekibinden. İlk yarıdan fiş çeker. ikinci yarı dinlenmeye alır diye düşünüyorum Celtic takımını. O yüzden ben burada ilk yarıdan bir galibiyetine gideceğim. Zaten ki zaten oran açmamışlar. Eğer Furuş'a bunların en iyi bir forveti var. Kayago Furuş Hasi diye artık okunuşu nasılsa o şüpheli olarak gözüküyor. Oynarsa çok daha iyi olacaktır ki zaten oynayan da Jota, Ajeti ve Abad oynayabilir. Hücum hattında 4-3-3 şeklinde oynayan bir Celtic takımı var. Ben ilk yerden galip gelmelerini bekliyorum. 1.39'da buna oran açmışlar. Değerlendirmek isteyenler bu şekilde. Celtic'in ilk yerden gelen galibiyetini değerlendirebilirler. Dunde'de Dunde derbisi vardı. Onu kazandı. Fakat hafta içinde e, ya penaltılarda ya da uzatmalarda olması lazım. Mağlup oldular oradan da elendiler. Freiburg'la Augsburg mücadelesi. Bakın günün en güzel maçlarından bir tanesi. Bunu kesinlikle not almanızı istiyorum. Bakın. Bu maçı kesinlikle aklınız oynamasınız bile takip edin. Çünkü bazı şeyler vardır. Bu maçta söyleyeceğim hakkında çok fazla etki eder. Freiburg takımının bu stadyumdaki, kendi evindeki son maçı. Eğer 4 tane daha gol atarsa 1000 golle stadyumun kapanışını yapacaklar. Bakın. Freiburg'un burada 4 golle 1000 gole ulaşacak. Ve bu stadyumdaki son maçı, veda maçı. Tüm biletler tükendi. Onu da belirteyim Freiburg adına. Ben burada Freiburg tarafındayım. Freiburg'un kazanmasını bekliyorum burada. Kesinlikle bakın bu tarz etkenler beni çok fazla etkiliyor. Ki futbolcular da bence etkiler diye düşünüyorum. Beni etkiliyorsa böyle bu tür haberler Freiburg'u da etkiler diye düşünüyorum ben. Freiburg takımının sahasındaki son maçı. Bakın hiçbir şeye bakmayın hiçbir şeye, istatistliğe, sakatlığa, cezalıya bakmayın. Ben sadece sizlere dedim. Freiburg'un sahasındaki son maçı stadyum değişikliği yapacaklar. 4 gol atarsa 1000 gole ulaşacak bu takım. Ben burada Asburg'a karşı galip gelmesini bekliyorum son maçında. 1.66 gibi orandan öneriyorum sizlere. Ve şunu da önereyim. Yüksek orandan ne alabilirim diye düşünüyorsanız sizlere 2 orandan videonun sonunda da vereceğim zaten bunu. Matsu'nu 1 ve 1.5 üstü de 2.02 gibi orandan tekli olarak sizlere öneriyorum. Freiburg'a güveniyorum. Stadyum, stadyumundaki son maçını kaybetmez diye düşünüyorum. Hatta 2 gol atarak da kazanabilir diyerekten sizlere sunuyorum. Maç sonu 1.5 üstü de 2 orandan sizlere öneriyorum. Nasıl vurgu yaptım ama kıyak. Galatasaray Göztepe. Bakın Galatasaray'dan kesinlikle uzak duruyorum. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak hangi maçtı? Bu bir önceki mücadelesinde Alanya maçında. Ben dedim bundan sonra Galatasaray'ı kesinlikle kuponlarımı almam. Fakat maçlarını sürekli izlediğimiz için sizlere analiz tahmin yapmayı tabii ki isteriz. Şimdi Galatasaray arkadaşlar bir Avrupa mücadelesi var. Avrupa mücadelesi Marsilya deplasmanı. Aynı bunlar da moral bulmak isteyecektir. Her iki takım da şu an kötü bence. Özellikle Göztepe'de de çok şey yok. Ama liderlik yarışından Galatasaray gerçekten koptu. Bakın 12. sırada. Galatasaray'sın 12. sıradasın. Feda sezonu mudur? Veda sezonu mudur? Artık bilmiyorum da. Galatasaray kendini toparlamak zorunda. Bu maçta kazanır bence. Kazanırına da girmek istemiyorum açıkçası. Atacağı 2 golü alalım diye düşünüyorum ben. Ev sahibi 1.5 üstü alırsak güzel orandan değerlendirmiş oluruz. Onun da oranı 1.47 gibi orandan. Galatasaray'ın atacağı 2 golü bekleyelim derim ben size. Bursa Spor Ankara gücü mücadelesi. Bu da çok güzel bir mücadele. Bu maçı da kombineme aldım. Nereden aldım göstereyim. Bursa Spor'un başına arkadaşlar Özcan Bizati geldi. Ben bu adamı nerede tanıdım ilk olarak? Geçen sezon Gençler Birliği'nin başına geldi. Çok güzel maçlar çıkardı. Ligde tutulamadı. Fakat şunu da belirteyim. Çok fazla galibiyet aldı. Galatasaray'a karşı galip geldi. Asıladığım kadarıyla. Yani Özcan Bizati Bursa Spor'un başına geldi. 6 maçta 2 teknik adam değişikliği yapan sanırım bu, ta bu takımda Bursa'ydı sanırım. Özcan bize ilk maçında ben gol bulur diye düşünüyorum. Takımı artık bir o adam ilk maçlarında güzel işler çıkartıyor. Ankara gücü de ise Ankara gücünden bahsedeyim. Ankara gücü ise arkadaşlar e, şöyle Ankara gücü son iki ma son maçında 2-2 berabere kaldı. Direkten dönen 2 tane topu vardı. Menemen'le oynadı. Baskılı futbol sergiliyor. Kalite anlamında zaten bu ligin biraz PTT'nin birinci ligin biraz daha üstünde yani Zaten zirveye oynayan takımlardan bir tanesi Ankara gücü. Onların da deplasmanda gol bulmasını bekliyorum. 1.41 gibi orandan KG var. Sizlere önereceğim. Kombineme de koyacağım. Ankara gücü gerçekten çok tecrübeli bir takım olduğunu belirteyim. Onun dışında geçelim Marsilya Lens mücadelesine. Marsilya'da son mücadelesini izledim. Anje ile birlikte 0-0 berabere kaldı. Tebrikler Marsilya 0-0 berabere kaldı. Biz KG oynadık. Yine tempolu bir maç oynamasını bekliyorum bu Kilin'in. Hem Lens takımı hem Marsilya takımı birbirleriyle oynayan takımlar. Yani oynamak isteyen takımlar olduğundan dolayı ben mücadelede arkadaşlar direkt tahminimi söyleyeyim. Korner'e yöneldim. 8.5 üst korner'e 1.40 gibi oran açmışlar. Gerçekten güzel bir tercih olduğunu tempolu bir maç geçmesini beklediğim için öyle bir tercih yaptım sizlere. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Herkese bol şans. Ondan önce kombine ekrana gelsin. Fakat sizden isteğim arkadaşlar videolara güzel seviyede like atmanızdır. Like ve yorumlarınız benim için önemli. Ya canınız sağ olsun. Ya. Bazen geliyor bazen yatıyor zaten ona bir şey yok. Ama siz desteği veren kemik tayfamız like'lara basarsa sevinirim. Ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar Sasulo mücadelesinde ben en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Sassuolo Salernitana'ya karşı çok daha üstün bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben hem oyun olarak hem kadro kalitesi olarak. Onun yanına da dediğim gibi Ankara gücü maçını koydum. O maçta da KG var bekliyorum. Özcan Bizati'nin gelmesiyle birlikte ve Ankara gücünün tecrübeli oyuncularıyla birlikte gol bulması normal olacaktır. KG var'ı bekliyorum. Ve sizlere bir de tekli öneri yapmak istiyorum. Freiburg mücadelesine en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Güzel detaylar ayrıntılar vardı o maç hakkında. Videoda anlattım zaten. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Görüşmek üzere, bol şans.